Neyse Gökhan'ın önüne geç. Adnan böyle şeyler. Bence ben sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey Semih'in ihtiyacı vardı. Bence sen Semih'e devret bugün. Vallahi onun çok ihtiyacı var. Değil mi kardeşim? Akşama ihtiyacı var. Yok bugün bunu yaparsın. Akşama en azından kurtarırsın. Gökhan'ın önüne mi geçti? He. Kardeşime yakışır. Ama vallahi gün doğmadan neler de var. Vay. Kardeşim romantiklik konusunda adamın üstüne yok ya. Valla demek ki Gökhan burayı yarışma olarak görüyormuş şey ki günde olmadan neler doğar diyor. Ama sadece bana bu sene değil, geçen seneden beri kattı. Geçen seneden yanlış beri mi? Herkes gözümüzün önünde öyle şeyler yaşadı ki hep İmren yeter artık. Biraz da biz bu fırsatı yapalım. Yok ben yapın kardeşim. Birkaç günü var kardeşim, birkaç gün sonra yapacağım bir sürprizim var. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Valla dur ben şimdi o kahvaltıyı bir saç teli atayım da desin bu ne ya kıl var içinde deyip bu kahvaltı bak kaç para yapar Şahin onun fiyatını söylemedin. O kahvaltı aile boyu Şahin. İçin 100 liradan aşağı Şahin. Ne zaman pişeceğiz orası kanka fiyat biçiyor. Artı çiçek de var Şahin. Burası bir yarışma kardeş. Önüne geçmiş. Kıvat atmıştı mı? Aralarını boz. Aynen bence de git tabağını daha yere at oğlum. Lido ne getirdi? Adnan ne getirdin bakacağım. Lido! Adnan ne getirdin? Bak ya. Ay! Ama çok o döktü, mi? Ben döktüm. Niye kovalıyorsun bir lokmacık onu? Alsam ölür müsün? Benim bir lokmacık tabağım versen. Sen niye alıyorsun ya? Teşekkür ederim Adnancığım, hiç gerek yok. Ve tam elimde tabak var, elimden bir kaza çıkacak. Çıkarsa zaten çıksın. Canım burnumda sana, tamam mı? Lan dur, zaten Allah Allah. Ya. Çok güzel kokuyor. Tüh, yazık oldu kahvaltıya. Bence de yazık oldu. Siz böyle geçin. Ne oldu, neyin var? Sinirleri bozuldu. Otur. Yok siz ya baş başa şey. Tamam otur ya neyin otur var? Hayatım. Yok vallahi istemem tamam, otur konuşalım. Hayır bak bir tamam, şey söyleyeyim mi? Otur ya bana otur değilsin otur. Getir neyse. Mahvetti tabağı ya bu kadın tamam, var ya. Ya bak bir şey söyleyeyim zaten zamanlı kısıtlı. Tamam bak, bizim akşam da zamanımız var. O ayrı bizim akşama da zamanımız var. Çakma falan getirin. Gel sen. Neyin var? Niye ağlıyorsun yine? Geç. Ağaç yerine keşke Hazal olsaydı. Belki öyle hissediyordur ama insan duymak ister tamam, ya. Tamam seninle ben o konuda aynıyız. Bak ikimiz de çok kıskancız. Bunlar ama da Semih'le aynılar. Semih ne dedi biliyor musun? Hem fikirim seninle. Semih ne dedi biliyor musun? Ben orada dedi yalandan yere dedi söylesem ne olur söylemesem ne olur dedi. Zeytin alsam ne olur ya? Çeke 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 çeke. Kız ben Gökhan'a kaç tane şey götürüm hepsini Adnan yedi. Bir tane alsam ne olur? Bak arkadaşım evet, kardeşim niye öyle dediğine. Bir şey yaptı? Bak yani. Didem Adnan'ı değiştirdi ne arkadaşı işte. Kardeşliği aç al gerçekten şurama geldi artık. Didem Adnan'ı değiştirdi. Ben Adnan'dan beklemezdim. Ben o Didem'i çok fena değiştirdim. Tamam mı? Giderdi, konuşurdu. Didem çok değiştirmiş Adnan'ı.
çiçek mi aldın sen bana? Hmm. Bak. O gün kocaman. Kocaman. Sana almayacağım dememe rağmen yine çiçek aldım. Hem de babasını almış. Çünkü... Ya, bir de burada tıbrısı da var. Küçük. Çok güzel bir buket. Çok teşekkür ederim. Buna bak. Buna vazo da bulamam ki şimdi. Nereden bulacağım bu kadar büyük vazoyu? Barışmamızın şeyini diyelim. Şerefine. Şerefine. Bu da güzel bir kahvaltıydı da mahvettiler. Ben çok aç değilim. Şey yaparım. O zaman bir çatal getir de ben yiyeyim. Ben acım. Adnan hep yemek yiyorsun Adnan. Doymuyordu. Adnan doymuyordu. Ama o saatten sonra da Rabia'nın selamını almam ben. Ama ben bu arada asetlik yapmıyorum, kıskançlık yapmıyorum. İnsanlar mutlu olsun diyorum. Neler söylemiş. Ben ne yapmışım abi Rabia'ya? Ne demişim? Kötü bir şey mi? Anladın mı şimdi konunun nereden nereye geldiğini? Anladın mı kardeşim kıskançlık konusunun nereden nereye geldiğini? Ya nereden geldi beni ilgilendirmez. Ya, nereden geldi bak aynı şey bana da oldu anladın mı kardeşim? Kimse olmadığını ben de biliyorum sen de biliyorsun. Mazalona bir şey dememiş. Ama konuşulmuş. Beni niye katıyor? Didem ona söylemiş anladın mı? Beni katmayacak o zaman kusura bakma. Yani. Katmayacak tabii ki ben katacak mı diyorum. Zoruma Didem, gider bu benim. Didem ne demiş? Benim de zoruma gider. İşte orada konuşmalar olduğu zaman. Hazal niye beni konuşuyor kardeşim beni kötülüyor. Didem niye bu konu benim hakkımda böyle bir düşünce yapıyor yani? Arkadaşları Adnan kardeşim. Söylüyor zaten. Abi bak biz tamam Didem'le bir çift olabiliriz ama Didem de olsa bir birey. O zaman ben Hazal de bireye konuşurum. Birey... Ama sana saygımdan konuşamıyorum kardeşim. Tamam ben de konuşmadığım için anladın mı? Ben farklı laflar söyleyebilirdim. Dedim ki selam verme yapmasınlar kardeşim. Abi, yapmasınlar abi yapmasınlar. Sizin kız arkadaşlarınız. Ona bak sizin kız arkadaşlarınız tekrar söylüyorum. Benim yengem kardeşim. Eyvallah kardeşim. Tamam mı? Seninki de aynı bana şekilde. Bana konuşmasınlar. Benim adımla alakalı bir yorum yapmasınlar. Gelinler de istediğini yapsınlar. Saç baş birbirine gitsinler. Bana yorum yapacaksanız siz yapın. Ama sizin eş adaylarınız... Bizim kardeşlerimiz bana yorum yapmasın kardeşim. Senin eş adayın bize yapıyor kardeşim. O da yapmayacak. Sen de söyle benim yapmasın. Eş adayım daha yeni oldu. Evet. Yapmayacak. Sen de söyle yapmasın. Anladın mı? Yani. Yapmayacak. Ben zaten yani. Önünü kestim. Onu bahsediyorum. Diye, ben az önce niye bağırdım? Yapmaz. Az önce niye bağırdım? Ne diye bağırdım? Senin yanında bağırdım. Kanka bağırdın da bu saatten sonra yapmasın kardeşim. İşte yapmayacak yapmasın. Zaten. Ben keserim abi. Sen de git benim kız arkadaşımın önünü kes. Ama ben zaten gereken cevabı ona söyleyeceğim. Bu saatten sonra senin ismini dahi almasın. Ama Rabia da bu saatten sonra bana selam dahi vermesin abi. Çünkü vermesin ben böyle haksızlığa gelemiyorum abi. Kusura bakma. Ya. Ben burada kimse herkesin kimseye vermesin yani. Aşk yaşamasını isterken, herkesin mutluluğunu isterken biz haset kıskanç insan oluyoruz. Yok ya. Helal olsun. Doğru daha ne desin adam? Ne helal daha olsun? Ne desin ya? Bu ne ya? Neyi helal olsun ya? Kuklaları okudu. Otopusta değil karşısına. Herkes nasıl ya? Bağlasın abi, kimse ona laf söylemesin. Allah böyle Allah. Bir şey yok neyine ya. Neyine helal olsun ya? Bariz ortada her şey. Adnan'a bak, benle bak. Yüzüme bakmadan konuşmuyor bile benle bu Adnan ya. Adnan benim kankamdı. Neydi? Şurada kinayeli konuştular arkadaşlar. Veriz de görelim ya. Adnan konuştu, Semih konuştu, Didem Hanım konuştu. İstemiyorlar bizim adımız tahta yazılsın. Yazmayayım tamam, ben onda da değilim. Yazılmamışken bu kadar neden dalga geçiyorsun? Zaten yazmadılar. Neden? Daha yazılmadı bile bir şey. Sizde benim, sizden başka ben... ilişki olmayacak bu evde. Rahatlayın. Allah Allah ya, bak Adnan'a bak ya. Bak kaçtı, hiçbir şey konuşmuyor benimle. Konuşsana benimle. Bu evde Rabia, kalıp da. Ona bakarsan Adnanlar da bir gün öncesinden zaten barıştılar ki fanlar tamam, sayesinde. Tamam biz niye bunu söylemiyoruz? Ne malum Mehtap, fanları kendilerinin Mehtap, ayarlamadıkları. Biz niye bunu söylemiyoruz kardeşim? Rabia niye söylemeyelim? Saçmalama söylüyoruz istersen. Söylüyoruz ya. Tam bu tahta yazma olayından bir gün önce tamam mı? Tahtayı biz bilmesek bile bir gün öncesinde fanlar sayesinde barıştılar. Belki de fanlar yaptı böyle. O fanlarla konuşan onlar yani. Biz onların fanlarını mı yönlendirip hadi sürpriz yapın diyeceğiz. Hani bana ne, bir yorum gel. Yapılıyor yani anladın kavga mı? Kavga edecek bir şey yapmıyorum arkadaşım. Hiçbir şekilde adımı ağzına alma diyebilecek kadar bir şey söylemiyorum. Şurada Adnan bak gözümün içine bakmıyorsun. Dün sana da söylemeye çalıştım dinlemedin beni. Neyim, ben dalga geçtiniz. Abi siz zaten gülünecek pozisyonda bir şey söyleyebilir miyim? Adnan bu yolu siz verdiniz. Peki ben sana bir soru soracağım. Ya aynısını sizin ben de yapsam dalga geçin bize. Sizin barışmanız da bu olaya denk gelmedi mi? Biz niye yapmıyoruz? Sizinki de böyle denk geldi. Beni Didem'le ablamdan önce oldu. Sizin önce ya. Haftalardır Didem'le zaten yan yanayız. Hayır bak aynı şey mi diyorsun da ben de bu adamla zaten adımı tahtaya yazmadım ya. Daha yazma, bak, bunu yazmadım. Kim aklına düşürür biliyor musun? Böyle daha şey. Hayır daha yazmadan bunları düşünüyorsunuz. İşte, bir de ilişkiler sana bir şey diyeceğim. Bunu düşünen, şey bunu düşünen sen de Gökhan'sın. Biliyorsun değil mi? Yapıyor. Yok yok bir dinle beni. Bunu düşünen sen de Gökhan'sın. Tahtaya isim çıktı ben de diyebilirdim.
Şimdi ben yazarsam insanlar bana bunu der. Aynen. Yo bana ne? Ben buraya geldiğimden beri ilişkim aynen var. Aynen öyle. Çıktım, Semih'le beraber mis gibi de ismimizi yazdık. Adnan. Ama biz ismimizi yazarken Gökhan bize ne dedi biliyor musun? Ben dedi para için oraya adım yazmam. Aa ne alaka? Siz para için mi yazdınız? Şimdi arkadaşım, Adnan peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen burada kinaye yapmasan ben bunları şu an konuşur muydum? Yo orada da kinaye yapmadım. Dedim ki Gökhan'a senin araban, dedim. Senin arabaların gibi bu da iniyor çıkıyor muhabbeti bu yaptın. Bu da iniyor çıkıyor değil. Senin araba, Gökhan da dedim, kendi arabaları gibi dedim, birden yüze çabuk çıkıyor. Niye dedim, bir anda bir baktım, böyle yaptınız. Haftalardır ayrı peki olan biz, çift. Peki biz ayrılmadan önce de öyle bir çift değil miydik? Beni yeni mi aday oldum ben? Bir dakika durma, eski ayrısınız. Sen de bir ay, kaç haftadır ayrısın kardeşim? Biz bir ayrı kaldık. Ayrı kaldıktan sonra sarılmadın. Bir hafta kavga ettik. Özlüyorum demedin mi? İkinci hafta özlem duygularımızı bir dile getirdik. Bir anda böyle olmadık ama anladın hafta, mı? O bir süreçtir. O da bir anda elimizi tutmadık yani. Hiç inandırıcı değil yani bu. Allah aşkına Didem, şu an var ya yazıklar olsun sana. Sen kıyaslan, sana yazıklar olsun. Bir dakika, orada adamları o zaman niye Semih Bey burada ne diyordu? Demek ki Gökhan Rabia'yı seviyor diyordu. E niye en son kırmızı oldu tahminimde söylemedi? Adnan, sen bir, dayanabiliyor musun? Bir anda musun? Depreşti aşkın. Ben de seviyordum ama bir anda hiçbir şey yapamadım. Yanlış bir şey yapamadın mı? Ben sadece Didem kardeşim, diyorum. Geldiğim günden beri sadece Didem, Adnan. Kardeşim, başka bir şey var mıydı? Dün Rabia'nın dediklerini duydun mu? Gökhan'ın bana hiçbir saygısızlığı olmadı, hiçbir kötülüğü olmadı. Nasıl ayrıldıklarını gördün kardeşim. Anlamadın daha geçen hafta Ayça'yı destekliyordun. Ben çok mutluyum. Sen mutsuz bir kadınsa kendi ilişkine bak. Ben çok mutluyum canım. Kendi ilişkine bak. Özgüvenim kendime yetiyor, sen merak etme. Ben Adnan'la Semih'le olan problemi çözmeye çalışıyorum. Kendime yetiyor, merak etme. Bu bana kardeşim diyen Adnan. Yorum yaparım. Kaç gündür gözümün içine bakmıyor. Yorum yaparım. Benim sevgilimle ilgili. Oğlum gözümün içine baka baka dalga geçtim seninle. Gözümün içine bana mı baktın? Ben seni kaç kere orada Adnan bak böyle değil şöyle. Tamam, ben öyle de, değil böyle. Bak yapmayın yapmayın dedim. Cevabını da verdim. Öyle bir şey yaptığımda da sana dedim ki vallahi dedim kusura bakmayın da bunu dalga geçilecek hali siz getiriyorsunuz dedim. Diğer tarafta biz bugüne kadar Gökhan'a hiçbir şey diyemedik. Dalga geçtik ama Rabia, hep şunu şöyle söyledik. Geç. Bak hep şunu söyledik Gökhan'a. Dedik ki kardeşim senlik bir sıkıntı bir yok. Bunu yapan kızlar. Hı. Kızlar bizim elimize malzeme veriyor. Hı. Gökhan da dedi öyle kardeşim. Kızlar o zaman vazgeçsin benden. Aa, doğru söylüyor çocuk. Vazgeçmedin. Sen vazgeçtim dedin. Bir anda tuttun. Hop 360 derece de değil. 180 derece döndün. Tekrar dedin ki ben Gökhan'ı seviyorum şöyle böyle. Finalde ben 180 derece bir günde mi döndüm? İlişki yaşasın dedin. Oy, koruma oyunu verdin. Dedin ki ya dedin yok artık Gökhan hiç içimde kalmadığı için bu evde kalsın. İlişki yaşasın dedin. Adnan bak en çok sana kırıldım. O Semih falan kırıldı. Mızmız. Evet ya. Mızmız ağlıyor musun? Bak, mızmız. Beni sinir etme kızım. Ya mızmız. Beni benim sözlerimle vurma beni sinir etme. Bana sinir etme beni. Allah Allah. Sen git kendi ilişkine ilgilen ya. Ne oldu ağlıyor ben musun? En çok sana kırıldım. Tamam, gözünden yaş vurmuyor. Benim adım ağzına alma diyecek kadar ben size bir şey yapmadım tamam mı? Ben demedim onu. Yapmadım abi yapmam da. Ben tamam bu kızlarla tartışıyorum. Bu kızlarla kavga ediyorum. Orada ben... Şahin Gökhan'a kıskanç dedi diye ne yaptı biliyorsun değil mi? Uyarı aldı hatırlıyorsun bak, değil mi? Biz yine ağzımızı açmadık çünkü bizim kıskanacak bir yanımız yok. Biz de kıskandığımızı düşünmüyorum kardeşim. Burada ben, mutluluğumuz Adnan, için elimizden geleni yaptık. Ya. Emin olun çift de olmayacağım tamam mı? Hiçbir Allah şey Allah bize ne? Nereye çekiyor Allah ya? Hiçbir şey de yapmayacağım kimse tamam mı? Siz bana demedi zaten. Siz bana samimiyetsiz gözüyle bakıyorsunuz çünkü kardeşim orada o merdivenin orada dalga geçen Adnan anladın mı? Ya bunlar da zaten bunun için tekrar başladılar. Dedin yani. Onu demeye çalıştın. Vallahi bunu siz orada dediniz. Ben, biz hiç öyle bir şey demedik. Abi bunu Gökhan diyor ya. Adnan'ın demesi mi koyuyor? Gökhan öyle bir şey der hayır, mi Gökhan ya? Gökhan şu konuda dalga geçiyor. Allah Allah. Ben de diyor evet bu kadar adayla gülünecek bir şey. Çünkü diyor bunu kızlar benim elime veriyor diyor. Adnan deyince mi problem oluyor? Git Adnan Gökhan'ın deyince evet problem oluyor. Ben bu çocukla hiç bak 3-4 güne kadar hiçbir şekilde böyle olmadım. Ya ben hadi Semih'le yine yakın 3-4 değilim. 3-4 güne senin kadar sen yaptığı... tekrar ben Gökhan'a adayım demedin. Ondan önce Ayça ile Aycan'la dalga geçiyordum ben diğer tarafta da burada geçti. Da. Geçti. Ondan öncesinde ben hatta varken ayrıldık demenize rağmen yine dalga geçiyordum. Destekliyordun ama beni. Ya bir özlem olamaz mı? Bir sevgi var arada diyemiyorsun Adnan ya. Yarışma diye yani benim için. Bizim, yani bize ben inadına... aşkımı buldum ya ben başka hiçbir şey bak, istemem artık. Bak bizim inadımıza gidip tahtaya isimlerini yazmayacaklar. Yazmayın kardeşim o zaman bize ne? Umurumuzda mı olur? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ne paramı hep yani şey olsun... Tek yazdığımız ya. Şey çiftiz yani anladın mı? Çiftiz. Çok. Hadi kardeşim görüşürüz. Görüşürüz abi. Dikkat et sen de ağlayıp Semih'e durma. Tamam aleyküm selam. Şahin'e selam söyle kankine. Tamam kankine selam söylerim. Didem yolculuktan sonra gel. Yazık kız bunlar da bir şey. Vallahi ya mahvim. Yumurtadan da sen temizle boşver. Bunun için bir de
Yüzgün tamam. Olsun. Tuttum kolumu. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin Gamze. İyisiniz değil mi? Çok şükür. Allah nazardan... Allah iyilik versin. Saklasın. Sen ha, bu Didem. Mutluluğu çoktan hak etmiştin Didem. Bebeğim. Bu arada bunları yaptım ya. Bundan sonra böyle isterim. Sen bu mutluluğu çoktan hak etmiştin tatlım. Çok mutsuz da oldum bu evde. Şimdi mutlu olunca tuhaf hissediyorum. Sen yeter ki sakın.